Dönüyor mu babam bugün? Bilmiyorum, işi vardı, konuşamadık. Arar sorarım birazdan. Ne oluyor Yıldız? Hı? Sizin haliniz mi kötü? Yok, nereden çıkardın? Bilmem. Öyle bir şeyler hissettim. Madem hislerin bu kadar kuvvetliydi, keşke seni dolandıran adamla evlenmeden önce de onları kullansaydın. Şş, bak çok şımardın artık, haddini aşıyorsun. Ne yaparsın? Ender'e mi şikayet edersin? Sen ne yapıyorsun acaba burada? Siparişler vardı, onları getirdim. İyi tamam, hadi bırak çık. Sonra da kuaföre götür beni. Emredersiniz. İzin veriyorum, götürebilirsin. Benim işim yok. Ha, onu da kendi şoförün zannediyorsun yani. Ya ne kadar yazık bir insansın sen ya. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Dikkat etsene. Zehra Hanım, ben bir şey yapmadım. Önümdeki fren yaptı. İyi, öndeki arabanın arkasına girip gitme o zaman. Allah Allah. Babam seni böyle araba kullanmana bir şey demiyor mu ya? Hayır, demiyor. Tamam, ben diyorum. Yavaş git. Zehra Hanım, sizi gayet iyi duyuyorum. Bağırmanıza gerek yok. Ne dedi? Duyuyorum sizi diyorum. Bağırmanıza gerek yok. Ha, sen aklınca dalga mı geçiyorsun benimle? Ne yapıyorsun? Estağfurullah, sordunuz, cevap verdim size. Bana bak. Ben ne babam gibi toleranslı olurum, ne Yıldız gibi labali olurum. Kendini bir anda kapının önünde bulursun ha. Özür dilerim. Yanlış anlaşılmak istemedim. Bir daha tekrarlanmayacak. İyi bir daha olmasın. Olmayacak. Olmadı mı hala? Efendim, bir şey daha deniyorum. Daha neyi deneyeceksiniz ya? Her ay dünyanın parasını veriyorum, her ay arıza yapıyor. İşinizi nasıl yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Sizinle çalışmayacağım bir daha. Gel. Efendim, erimi eve bırakınca yanıma gelin demiştiniz. Aa evet. Yasemin'e uğra, sana bir adres verecek. Oradan bir evrak alacaksın. Avukat Metin'e götüreceksin. Emredersiniz. Şuraya bak ya. Bir dakikalık iş için ne kadar vakit harcayacağımız belli değil yani. Problem nedir? Sistemde hata var. Bir mahsur yoksa ben bakabilir miyim? Sen mi? Yani bir bak bakalım. Yalnız fazla vakit harcama. Yok, ben anlarım efendim. Bu mu senin bilgisayarın? Evet, burada yazılım kodu hatası var. Bu program sürekli hata veriyor olması lazım. Aynen öyle. Aslında bu bir bug. Ufak bir şey ama görmesi biraz zor. Bak, buradaki kodla buradaki kodun birbirine eşleşmesi lazım. Gördüm. Efendim, size de şöyle açıklayayım. Sıfır hatalı bir uygulama yazmak mümkün değil. Ama hata ortaya çıktığı vakit ona müdahale etmek için gerekli altyapının olması lazım. Size de bu mevcut zaten. Bütün bunları nereden biliyorsun? Ben meraklıyım biraz bunlara da. Öyle kendim öğrendim. Anladım. Ama bu meraklı olacak bir şey değil. Yani bu kadar donanımlı bir adam neden şoförlük yapsın ki? Ben ofis hayatına çok alışık değilim. Çok da sevmiyorum o yüzden. İyi. Çıkabilirsin. Teşekkürler. Bitiyor mu? Halloluyor efendim. Tabii tabii. Hallediyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.